Karadeniz kıyısından içerilere doğru girildikçe dimdik yükselen ormanla kaplı dağlar. Bu dağları birbirinden ayıran derin vadiler ve yemyeşil yaylalar. Engebeli yapısıyla tüm doğal güzelliklerin bir arada görüldüğü Artvin. Kentin ilk kez İskitler tarafından kurulduğu sanılmaktadır. 4. yüzyılda Bizanslılar, sonra Selçuklular ve 16. yüzyılda Osmanlılar egemen olurlar. 1877'de Artvin'i Ruslar işgal eder. Artvin bundan sonraki antlaşma ve savaşlarla birkaç kez el değiştirir. Halk Anadolu'ya göç etmek zorunda kalır. Ancak 1921'den sonra Artvin kesinlikle ana vatana kavuşur ve Artvinliler yeniden kentine, köyüne dönerler. İlçe merkezlerinde iş olanağı az olduğundan halkın bir kısmı Anadolu'ya, özellikle Marmara bölgesine çalışmaya gider. Artvin, yurdumuzun okur-yazar oranı en yüksek illerindendir. Hemen bütün köylerinde ilkokul, ilçelerde ise en az bir ortaokul vardır. Kentin kurulduğu Efkartepe'nin yukarılarında Artvin Kalesi bir kartal yuvası gibi yükselir. Kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı henüz araştırılmayan daha başka kale ve kiliselere Artvin'de sık rastlanır. Ticaret yolları üzerine ve sarp kayalıklara kurulan kaleler doğal görüntüyle bir uyum içindedirler. Kiliseler Bizans ve Ermeni yapılarıdır. Doğu Karadeniz sıra dağları kıyıyla iç kesimi bir duvar gibi ayırır. Artvin'in en büyük vadisi olan Çoruh Vadisi adını Çoruh Nehri'nden alır. Çoruh'un kollarından olan Ardanut Çayı ve Cehennem Deresi. Vadilerden yukarılara doğru çıkıldıkça geniş yaylalar görülür.
Dağ köylerinde yaşayanlar ve Poşa adı verilen göçebeler yazın bu yaylalara çıkarlar. Havalar ısındıkça daha yüksek yaylalara yerleşen halkın başlıca uğraşı hayvancılıktır. Özellikle Şavşat ve Ardanuç yöresinde ekonomi hayvancılığa dayalıdır. Artvin'de en çok beslenen büyükbaş hayvandır. Koyun ve keçi ikinci sırayı alır. Kafkasör düzlüklerinde yapılan boğa güreşleri Artvin'in en ilginç şenliklerinden biridir. Boğa güreşini izlemek için Haziran ayında akın akın insan gelir yöreden. Çoruh Vadisi'nde Akdeniz iklimini andıran bir iklim tipi görülür. Burada vadi boyunca zeytinlikler geniş yer kaplar. Yetiştirilen ürün yörenin zeytinyağı ihtiyacını karşılar. İlin iklim özelliği çeşitli meyve yetiştirilmesine elverişlidir. Meyvecilik gelişmiştir. Ancak ulaşım zorlukları nedeniyle pazarlama olanağı azdır. Artvin'de yetiştirilen üzüm basit yöntemlerle şarap yapılarak da değerlendirilir. İlin tahıl tarımına uygun alanları azdır. Yetiştirilen ürün ancak halkın ihtiyacını karşılar. Mısır, başta gelen tahıl türlerindendir. Ilık ve bol yağışlı Doğu Karadeniz ikliminde yetişen mısırın yerini gün geçtikçe çay tarımı almaktadır. Daha çok gelir getiren çaycılık, kıyı kesiminde yaşayan halkın başlıca gelir kaynağı olmuştur. Burada yetiştirilen ürünün işlenmesi için çay fabrikaları ve atölyeler kurulmuştur. Artvin'de iklim yağışlı olduğundan bitki örtüsü çeşitlidir. İlin büyük kesimi ormanla kaplıdır. Bu nedenle nüfusun çoğunluğu orman içi ve orman kenarı köylerinde yaşar. Zengin orman ürünlerinin işlendiği başlıca endüstriyel kuruluşlar, Borçka Kereste Fabrikası ve Artvin Lif Levha Fabrikası'dır. Artvin Lif Levha Fabrikası'nda keresteciliğe elverişli olmayan orman ürünleri ve sanayi artıkları ham madde olarak kullanılır.
Artvin'in toprak altı zenginliklerinin başında bakır gelir. Burgul bakır işletmesi ve buna bağlı olarak sülfürik asit fabrikası ilin en önemli endüstriyel kuruluşudur. Çakmakkaya Karadeniz bakır işletmesi ve Bamaz flotasyon tesisleri toprak altı zenginliklerinin işlendiği öteki kuruluşlardır. İlçede çıkarılan madenler Hopa limanından ihraç edilir. Limanı, ticaret ve ulaşımın gelişmesini sağlayan Doğu Karadeniz'in en önemli limanıdır.